bir enerji üretiminden öte olup iki ülke ilişkilerine de katkı koymasını diliyorum. Türkiye'de ve Orta Doğu'da yaptığı Çin'in en büyük sabit sermaye yatırımı, aşağı yukarı 2 milyar 100 milyon dolarlık ithal kömüre dayalı bir termik santral. Çin'in Türkiye'deki en büyük doğrudan yatırımı ve bu bir kömürlü termik santrali. Yani bu birazcık bir politik bir mesaj. Dünyanın diğer yerlerinde kömürlü termik santrallerden çıkış olsa da bu iki ülkenin işbirliği sayesinde yeni termik santraller hala gündeme gelir gibi bir alt mesajı olduğunu düşünüyorum ben. Kuşak ve Yol Projesi inisiyatifi aslında sadece kömürlü termik santrallerle ilgili değil, gelişmekte olan ekonomilerde Türkiye dahil olmak üzere veya Asya ülkeleri, işte Afrika ülkelerinde hükümetlerin ciddi anlamda düşük karbon politikası olmadığı için ve mevcut ortamda, mevcut piyasadaki şirketler işte veya politikalar, yerel politikalar bu yüksek karbonlu yani kömürlü termik santral gibi projelere izin verebildiği için böyle bir gidişat var. Yani Çin'in amacı, Çin'in politikası kendi ülkemde termik santral yapmayacağım, gidip başka ülkeye yapacağım gibi değil. Ama bunu izin veren ülkeler varsa eğer bu yoldan giderim çünkü en iyi bildiğim iş bu şeklinde biraz. Çinli 3 bankanın konsorsiyumundan çıkan ciddi orandaki kredi aslında birazcık tartışmalı. Çünkü türlü bir bankacılık prensipleriyle ters düşüyor aslında. Biyoçeşitlik koruma alanı üstünde, yani aslında çivi bile çakılması yasak olan, Birleşmiş Milletler tarafından korunan deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı üzerine yapılıyor.